Merhaba Cumhuriyet TV izleyicileri, ben Birol Güger. Dünyadan Makaleler programımızda bugün Kore kültürüyle yaşıt ve Korelilere has bir tür dünyayı algılama ve insanlarla iletişim kurma sanatı olan Nunchi'yi ele alacağız. Gazeteci ve yazar Eun-hee Hong, geçtiğimiz günlerde New York Times'ta yayınlanan Korelilerin Mutluluk ve Başarı Sırrı Nunchi başlıklı bir makale kaleme aldı. Ve ben de bu makaleyi Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfası için çevirdim. Hong, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve İngilizce konuşulan bir evde büyüdü. Birebir çevirisi göz ölçüsü anlamına gelen Nunchi'yi ilk defa ebeveynlerinin konuşmalarından duydu ve hafızasına kazındı. Nunchi insanların ne düşündüğünü, neler hissettiğini algılama ve uygun şekilde karşılık verme sanatına Kore dilinde verilen isim. Geleneksel Kore çocuk yetiştirme sanatında temel eğitimle aynı seviyede olan Nunchi, Kore'de günlük hayatın tamamında etkisini hissettirir. Örneğin kartvizit alışverişlerini ele alalım. Zira Koreliler LinkedIn çağında bile hala törensel kartvizit alışverişleri yapmaya devam ediyorlar. Bu tarz bir alışveriş esnasında karşı tarafın size uzattığı kartviziti sanki kırılacak bir eşçaymışçasına iki elinizle kavramalı ve birkaç saniye saygıyla incelemelisiniz. Asla cüzdana tıkıştırmamalısınız. Zira kartı alırkenki tavrınız, kartı veren kişinin gelecekte bir müttefik mi yoksa düşman mı olduğunun ipuçlarını verir. Aynı zamanda veren el ile alan el arasında irtibat kurulmasına yardımcı olur, güvenli bir iletişim içinde temel oluşturur. Koreliler sıkça sosyal hayatın yarısı Nunchi'dir der. İnsanlarla iyi geçinmek, isteklerinizi elde etmek ve kendinizi tehlikelerden korumak için Nunchi'ye ihtiyacınız vardır. Bu arada Nunchi hızı vurgular. Şayet yetenekli bir Nunchi uygulayıcıysanız Koreliler iyi değil, hızlı bir Nunchi'ye sahip olduğunuzu söyler. Örneğin ortalama bir kişi bir odaya girdiğinde yalnızca odadaki bir kişiye odaklanır. Genelde sevdiklerine ya da sevmediklerine. Ancak yetenekli bir Nunchi uygulayıcısı tüm odanın zihinsel görüntüsünü bilincine kaydeder ve şu türden sorular sorar. Odanın atmosferi ağır mı yoksa hafif mi? Öyleyse neden öyle? Odadaki televizyonda oynanan futbol maçı kaçıncı dakikasında? Diğer önemli detaylar neler? Belki bu videoyu izleyenler arasında da hali hazırda hızlı bir Nunchi'ye sahip olanlar vardır. Hemen test edelim. Konuk olduğunuz bir yerdeki ev sahibinin evinden ayrılmanızı istediğini hisseder misiniz? Ya da birçoklarından önce tehlikenin yaklaştığını doğru şekilde sezinleyenlerden misiniz? O halde hızlı bir Nunchi'ye sahipsiniz. Bir iş toplantısı bitmek üzereyken bir sorum daha var diyenlerden misiniz? Ya da insanlar siz konuşurken gözlerini mi devirir? O halde Nunchi üzerine daha çok çalışmalısınız. Mücadeleci karakterler hızlı bir Nunchi'ye sahipse koşulları değiştirebileceğine inanırlar. Onların fikirlerini sunmak veya zam istemek için gürültü yapmaya hiç ihtiyaçları yoktur. İhtiyaçları olan tek şey ise doğru zamanlamadır. Nunchi sosyal kaygılar olan bireyler için de faydalıdır. Kaygılar genelde yargılanma korkusundan gelir ve bu durumda hızla Nunchi'ye başvurmaktan daha iyi bir panzehir yoktur. Çünkü Nunchi sessiz ön gözlemler yapmayı öngörür ve bu da karşı tarafı dinlerken sağlam bir zeminde oturmamızı sağlar. Nunchi en az Kore uygarlığı kadar eski olmasına rağmen modern yaşam için olağanüstü derecede uygundur çünkü hız ve adaptasyon gerektirir. Hong'a göre Nunchi için ihtiyacımız olan tek şey gözlerimiz, kulaklarımız ve de şüphesiz dingin bir bilinçtir. Dingin bir bilinç yaratmak ise şüphesiz bu işin en zor kısmı. Hong Kong 2 yaşındayken ailesi ana vatanları olan Güney Kore'ye geri döndü. Korece bilmemesine rağmen bir Kore okuluna yerleştirildi. Oradaki diğer çocukların ne yaptığını izlemek dışında yapabileceği pek bir şey yoktu. Çünkü temel eğitim Kore'nin tamamında olduğu gibi Nunchi eğitimiydi. Okuldaki ilk gününde öğrencilerden öğretmenlere hiçbir soru sormamaları istendi. Öğretmenler de öğrencilere bilinçli bir şekilde okulun kendilerine tedarik edeceği malzemelerden sınavların nerede yapılacağına kadar birçok konuda belli belirsiz bilgiler verdi. Öğrencilerin temel ödevi ise bütün bu gizemleri Nunchi'yi devreye sokarak yalnız başlarına çözmekti.